Evet, gelelim iç siyasetten devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu yedirmeyeceğiz dedi. İmamoğlu'nun seçilme hakkı değil, Türkiye'nin onu seçme hakkı elinden alınmaya kalkarsa millet buna çok ağır bir tokat atar. Denemesi bedava. Güçlü rakip olma potansiyeli olan bir kişiden korkuyorlar ve ona göre tedbir alma yöntemini de böyle buluyorlar. Biz onlara Ekrem İmamoğlu'nu yedirmeyeceğiz. Onu bilsinler. Bin pişman olurlar. Ekrem İmamoğlu için siyasi yasak istenen dosya istinafta beklerken Özgür Özel res çekti. İmamoğlu'nu yedirmeyiz diyerek istinafın siyasi yasak kararını onaylamasına ilişkin konuştu. Öyle bir süreç yürür ki Ekrem Bey aday olur. Ayrıca şu anda çıkacak karar istinaf kararı. Adaylığa engel değil. Adaylığa geliriz daha. Yargıtay'ın onay aşamasına kadar öyle bir süreç yürür ki pişman olurlar bu kararı verdiklerine. İmamoğlu siyasi yasak kararı için millet müsaade etmez demişti. Benzer açıklamalar Özel'den de geldi. Milletle beraber demokrasi tokatı atarız dedi CHP lideri. Gündemden düşmeyen İmamoğlu mu, Yavaş mı, CHP'nin adayı olacak sorusu da soruldu. Ekrem Bey'i seçtik desem kimsenin diyecek bir şey yok. Ama kamuoyu karşılığı açısından bir Mansur Yavaş gerçeği de var. Burada ben yükü kendi sırtıma alırsam bu bencillik olur. Partim aday gösterirse her yerde söylüyorum. Elbette Cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız. Günü geldiğinde adaylara da milletimiz karar verecek. Ben Ekrem Bey'i seçip Mansur Bey'i ve sevenlerini, Mansur Bey'i seçip Ekrem Bey'i sevenleri kırma lüksümüz yok. Ama demokratik bir şekilde en doğrusunu arayacağız ve bunu ortak akılla bulacağız. Bunun önünde kim engelse kendi kibrim dahil, kim engelse onu bertaraf edeceğim. O yüzden kendi adaylığımı ihtimal dışı bıraktım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağının altını bir kez daha çizdi. Ekrem İmamoğlu ile arasındaki ilişkiyi tarif ederken kurduğu cümleler dikkat çekti. Bizim Ekrem İmamoğlu ile olan ilişkimiz bir kardeşlik hukuku. Aramızda bir fitne savar var, bu çok iyi bir şey. Çünkü biz birbirimize düşersek parti mahvolur. Ekrem Bey de ben de yeminden daha ileri bir noktadayız. Şimdi bakın, daha önce de söyledim bunu, seçimlerden önce de. Bu durum hala devam ediyor. Muhalefetin kendi içindeki bu aslında siyaset üretmeyen ve aslında vakit kaybı demek olan bütün bu hikayeler bana şunu söylüyor. Şu yaşadığımız son günlerdeki ta o kredi kartının limitine vergi koyma saçmalığından beri yaşadıklarımız son 15 günde filan şunu söylüyor. İktidar kaybetmekten, muhalefet kazanmaktan korkuyor. Ahali de başına geleceklerden korkuyor. Ve korkmaktan bıktık ya. Yeterli mi dedik, yetmez mi diye de söylemiş bir izleyicimiz. Hadi onu da ekleyelim. Yetmez mi ya? Evet efendim.